Arma 2, otokarın özgün tasarımıyla geliştirilmiş, zırhlı muharebe aracı ailesinin en yeni üyelerinden biri. 720 beygir gücüne sahip, yerli motorla çalışan Arma, 40 ton maksimum yük ağırlığına sahip zırhlı bir araç. Bu araç aynı zamanda orduların asimetrik tehditleri de göz önünde bulundurularak geliştirildi. Ayrıca balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı koruması açısından da sınıfının en üstünde diyebiliriz. Zırhlı personel taşıyıcı olarak kullanılmasının yanı sıra, araca farklı silah sistemleri ve 120 mm kalibreye kadar ağır silahlar da entegre edilebiliyor. Ayrıca yerlilik oranı artırılan Arma 2'de otokarın kendi tasarladığı süspansiyon sistemi ve transfer kutusuyla donatılmış durumda. Bu da ülkemizin kara sistemlerinde dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Aracın içinde sürücü ve komutan dahil 12 kişiye kadar personel taşınabiliyor. Arma 2'nin temel farkı ise daha yüksek taşıma kapasitesine sahip olması. Bir diğer faktör ise Arma'nın aksine Arma 2'de yerli motor kullanılmış olması. Aynı zamanda farklı varyantları da kullanılabilir olan bu araçta gözetleme, dinleme ve keşif amaçlı kullanımının yanı sıra komuta kontrol aracı veya ambulans gibi alternatif roller de mevcut. Halihazırda 500'den fazla otokar arma aracı dünyanın farklı ülkelerinde değişik görevlerde kullanılıyor. Arma 2'nin yeni varyantlarından olan Arma 2 8x8 mobil onarım ve kurtarma aracı da ilk defa bu fuarda tanıtılanlar arasında yerini almıştı. Mobil onarım ve kurtarma aracı, hasar görmüş veya kilitlenmiş araçların kurtarılması, zemin düzeltilmesi gibi faaliyetler için tasarlanmış bir araç. Bu araç, devrilmiş veya batmış araçların kurtarılmasını sağlarken, zorlu koşullarda zırhlı araçların kulelerini veya güç gruplarını kaldırabilme yeteneği de bulunuyor. Aracın önüne monteli dozer bıçağıyla mevzi hazırlayabiliyor, çukur ve hendek kapama gibi operasyonları gerçekleştirebiliyor. Sonuç olarak Arma 2 ve mobil onarım ve kurtarma aracı, savunma sanayinde önemli bir yer tutuyor.